Aureli ve Maguire. Burada ne var bakalım? Bir ceset var. Bu Bill Reardon. Reardon kim? 87. bölgeden bir polis. Bir polisin öldürülmesi temelde herhangi birinin öldürülmesinden farklı değildir. Ama polis bir simgedir. Simge, anladınız mı? Gazeteciler bir polis öldüğünde buna özel bir konuymuş gibi bakacağımızı ve farklı davranacağımızı düşünürler. Bunun bir intikam olduğunu sanırlar. Polisin öldürülmesine asla izin veremeyiz çünkü polis kanun ve düzenin simgesidir. Bu simgeyi alırsanız sokaklarda hayvanlar kalır. Sokaklarda şu anda bile yeterince hayvan var. Coralie, sorumluluk sende Coralie. Şu gazeteci Hank Miller senin arkadaşın. Bir polis cinayeti. Bunu kaçırmayacaktır. Gazetelerin ilk sayfası bunun için var. Ve sen onu benden uzak tutmaktan sorumlusun. Hepsi bu kadar. Ayrıca bir emre ihtiyacınız yok. Gidin dosyalar üstünde ve sokaklarda çalışmaya başlayın. Ama o polis katilini bana getir. Maguire. Evet efendim. Bayan Beardon'a sen haber ver. Ama bu gece değil. Bırak iyi bir uyku çeksin. Sabahlara haber vermek daha kolay olur. Evet. Sabahlara haber vermek çok daha kolaydır. Emredersiniz. Reardon senin ortağındı değil mi? Evet. Evet. Benim ortağım ve arkadaşımdı. Okulda birlikte okumuştuk. Birlikte çok güzel günlerimiz oldu. Sukuzin'de duyduğum bir söylentiye göre... Hı? ...adamın biri içki içip olay çıkarmış. Havaya 45'lik sallamaya başlamış. Evleneceğim diyerek kutlamaya başlamış. Ama bir söylentiydi, bu yüzden üstüne gitmedim. Havada çok sıcaktı. Ne zaman? Birkaç gece önceydi. Clark adında bir adam. Çok iyi bir adam olduğunu söylemişlerdi. Kutluyor. 45'liğini çıkarmış, gösteri yapıyormuş. Onu kontrol etmeyi ihmal ettim. Çünkü daha önce de dediğim gibi hava çok sıcaktı. Belki de şimdi kontrol etmemiz gerekiyordur Michael. Bak, ben kontrol ederim. Sen yarım saat dinlen. Seninle su kızında buluşuruz, tamam mı? Tamam. Evet, yarım saat dinlen Corelli. Gidip sevgilini yatır. Her gece sevgilisini yatırmazsa bu adam still Corelli değil demektir. Sen neden çeneni kapatmıyorsun? Bak Willis, bir adam ne kadar garip olabilir. Gitmiş bir dilsize bakıyor. Hem sağır hem de dilsiz bir kadın. Biz kim oluyoruz da eleştiriyoruz. Tamam, belki Corelli'nin sevgilisi konuşamıyor ya da duyamıyor olabilir. Ama çok zekidir. Bir tür dergide yazıyor ve seni kazandığından daha çok kazanıyor. Ne olmuş? Üstelik senden daha güzel. Yüzünden. Bir olay üstünde çalışıyoruz. Hayır hayır, kalamayacağım. Hayatım, şimdi bile burada olmamalıydım. Ben sadece bir dakikalığına geldim. Yemeğe gerek yok. Sadece bir içki. Küçük bir kadeh. Sonra buradan gitmem gerek. Thank you.
Teşekkür ederim. Yarın plaja gitmemiz gerekiyordu değil mi? Bunu da iptal etmemiz gerekecek. Bu gece bir polis öldürdüler. Bill Reardon'ı öldürdüler. Fazla kalamayacağım. Gidip Mike Maguire'la buluşmam gerek. Şu anda bu olay üstünde çalışıyorum. Kim o? Frank Clark. Evet, Frank Clark benim. Ne istiyorsun? Ben polisim. Kapıyı aç. Polis mi? Rozetini görebilir miyim dostum? Tamam. Hadi aç kapıyı. Ne oldu dostum? Ben ne yaptım? Sadece birkaç soru bayım ve senden açık cevaplar istiyorum. Hayatım, gelen kimmiş? Sadece bir polis. Bana birkaç soru sormak istiyor. Bu kim? Kim mi? Bu evet. Benim karım. İşte o. Söylesene, bu saatte bir insanın evine gelinir mi hiç? Biz daha bugün evlendik. Gelip soru sormak için gerçekten çok iyi bir saat seçmişsin. Ne oldu dostum? Ne istiyorsun? Bir 45'liğin var mı? Evet. Ama sen bunu nereden biliyorsun? Birkaç gece önce Sukuzi'de etrafa sallayıp duruyor musun? O mu? Sadece biraz eğleniyordum. Ben o silahı ordudan ayrıldığımdan beri kullanmadım. İçinde kurşun bile nereden yok. Nereden aldın? Şimdi söyledim ya, o silah bana ordudan görelim kaldı. Görelim bakalım. Nerede? İşte şurada, çekmece. Hey, ben alırım. Gelip soru sormak için gerçekten çok iyi bir saat seçmişsin. Bu nasıl bir soruşturma böyle? Hem de gece yarısı. Bu gece bir polis öldürüldü. Sebebi bu. Ve kurşun bir 45'likten çıkmıştı. Bak, ben bu gece evden bile çıkmadım. Ve bu benim düğün gecem. Şaka mı yapıyorsun? Bak, o silahı oradan beri hiç kullanmadım. Sana bunu söyledim. Bir süre bende kalması gerekecek. Tamam, alabilirsin. Ona ihtiyacımız yok. Ama artık gider misin lütfen? Ordudan böyle hatıralar getirirsen başına dert almış olursun. Ama hikayen doğru çıkarsa işini kolaylaştırmalarını sağlarım. Özellikle de yeni evli bir erkek olduğun düşünülürse. Buraya gelip soru sormak için en kötü geceyi seçmiş. Merhaba Mike. Merhaba, Teddy nasıl? Çok iyi. Sen ne yaptın? Hiç. Bir 45'li laboratuvara teslim ettim. Bir ordu silahı, hepsi bu. Bölgede ne var? Orada da bir şey yok. Şimdi ipuçlarına göre dosyaları inceliyorlar. Bir şey çıkmadı. Muhbirlere göre bir iş ha? Evet, ben de bunu düşünüyordum. Evet Koreli, ne istiyorsun? Biri. Denegin buralarda mı? Evet, bazen uğrar. Ona benden bir mesaj ilet. Onu görmek istediğimi söyle, olur mu Jack? Söylerim Bay Koreli. Evet, artık gitme zamanı geldi. Toparlanma zamanı. Ben evli bir adamım, eve gidiyorum. Sen oturup bir an iç dostum. Bir an iç ve Reed'in beyninin kaldırıma dağılmış görüntüsünü beyninden silmene ve bu gece tüm gördüklerini unutmana yetecek kadar sarhoş olup olamayacağına bak. Ben silemiyorum.
Merhaba. Aa, bakıyorum hala uyanıksın. Sonunda eve yolunu bulabildin. Bu gece Bill Reardon'u öldürdüler. Bill Reardon mu? Başının arkasına 3 kurşun. Onu işe yaramaz eski bir sinema salonunun dışında çöp gibi atılmış halde buldular. Neden Reardon? Yani bu görev sırasında filan mı olmuş? Biri tutuklanmaya karşı mı çıkmış? Bildiğimiz kadarıyla görev sırasında değilmiş. Ama sokak ortasına vurulan bir polis. Kötü bir adamın kötülük dolu beyninden neler geçiyor kim bilebilir ki? Evet. Hep polis olmak istersiniz. Kahraman olmak istersiniz. Aslında sizi kimse buna zorlamaz. Kendinize seçtiğiniz şu şeye bir baksanıza. Neden? Hey, bu kadar merak etme, tamam mı? Her zaman dikkatli olduğumu biliyorsun. Elbette dikkatli. Bir gün tıpkı Bill Reardon gibi senin de cesedini bulacaklar. Hadi bu kadar abartma, tamam mı? Bu işten öyle sıkıldım ki. Bir polis dolu olacağımı düşünmek beni hasta ediyor. Geliş saatinin belli olmamasından, gece yarısı aniden çıkıp gitmelerinden bıktım. Bu yılın en sıcak gecesi ve sen tıpkı çayırdaki papatya kadar temiz ve tazesin. Ve dünyanın tüm çayırlarındaki tüm papatyalardan daha güzel kokuyorsun. Ah, terlisin, terlisin ve kokuyorsun. Eskiden ter kokmamdan hoşlanırdım. Ama artık hoşlanmıyorum. Demek öyle. Yatağa gelecek misin? Hayır. Benim biraz uyumam gerek. Beni erken uyandır, hem de çok erken. Çok erkenden kastın ne? Saat 6. Sabahın 6'sı. Artık sizi çift var diye mi çalıştırıyorlar? Maggie Reardon'a kötü haberi vermem gerek. Oraya sabah gazetesinden önce varmam gerekiyor. Yatağa gelmek istemediğimden emin misin? Evet, eminim. Ona bir dedektif cenazesi düzenlenecek. Sana ve çocuğuna bakılacak. Ayrıca emeklilik ve sosyal güvenlik fonları da var. Fazla endişelenmene gerek olmayacak çünkü her zaman gelen bir parça para olacak. İzninle Mike. Evet, anladım. Steve, laboratuvar Frank Clark'ın 45'liğinin temiz olduğunu haber verdi. Evet, Mike de öyle düşünüyordu. Evet, Bay Killing'in ta kendisi. Üstelik üniformasız çok daha yakışıklı. Hey, senin izin günün değil mi? Ne işin var burada? Burayı seviyorum. Ne durumdayız Bay Corelli? Çok kötü. Burada ne var peki? Adli tıp doktorunun Reardon hakkında raporu var. Ama bilmediğimiz hiçbir şey söylemiyor. Kurşunlar hakkındaki rapor bize bir 45'likten ateşlendikleri dışında bir şey söylemiyor. Çocukların topladıkları 7.45'likle ilgili merhaba, raporlar. Merhaba. Hiçbir şey yok. Maggie'ye haber verdin mi? Şu Clark'ın silahından bir şey çıkmadı. Heh, biliyordum. Ve sevindim. Ona kolaylık yapacağımızı söylemiştim. Biliyorsun şu oldu silahı için izninin olmaması konusunda. Adam yeni evlenmiş. Hayatlarına sorumsuz başlasınlar. Evlenmiş olması en büyük ceza. Dave nerede? İşe yaramaz bir ipucunun peşinde işte. Al. İyi yürekliydi. Kendini hiç düşünmezdi. Saygılıydı ve Tanrı'dan da korkardı. Bu dünyada hiçbir düşmanı yoktu. Benim oğlumu herkes severdi. Hem de herkes severdi. Dave Foster'dan hiç kimse nefret etmezdi. Hapse attırdığı serseriler bile onu severdi. Onu arkadaş görürlerdi. Onu ister suçlarını ona itiraf ederlerdi. Ve çıktıklarında yardım istemek için onun yanına giderlerdi. Dave Foster'dan hiç kimse nefret etmezdi.
Neler buldunuz? Burada biraz çamur var. Sıcak havada hemen kurumuş ama mükemmel bir topuk izi bırakmış. Kovanlar da burada. İki Remington birlikte ha? Ve 45'likler. Evet. Sonunda bir şeyler bulmaya başladık. Bu kovanları o topuk izinin yanında mı buldunuz? Evet, sağ ayak. Ne buldun Jenkins? Fazla bir şey yok Bay Corelli. Yarın bir sağ ayakkabı topuk izi var. Bu adamın yere sert basan ve düz yürüyen biri olduğunu gösteriyor. Ayakkabı onarılmış, pek iyi değil. Ama topuğa bakacak olursanız şu sağ taraftaki çivi neredeyse ikiye ayrılmış. Hepsi bu Bay Corelli. Hepsi bu mu? Hepsi bu. Biz büyücü değiliz. Elimizdekilerle çalışıyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Aradığımız adamın sağ ayakkabısında derin bir dikiş var ve düz yürüyen biri. Ayakkabı tamir edilmiş. Topuğunda kavuçuk var. Topuğun hemen altındaki üçüncü çivi neredeyse ikiye bölünmüş. Hepsi bu. Hepsi bu mu? Bu hiçbir şey. Öyle ayakkabıları olan milyonlarca insan olmalı. Buna ben de dahilim. Evet, bir insanın iki ya da üç çift ayakkabısı olur. 3 milyon çift ayakkabıda eri çivi aramaya kalkışırsan, üstelik bu şehirde. Tamam çocuklar, tek bildiğim bu. Hadi bakalım çocuklar, hadi. Gidelim beyler. Hadi iş başına, hadi bakalım. 2 günde 2 polis. 2 günde 2 polis. Gazetemde bunun bir çete işi olabileceği düşünülüyor. Çetedeki çocuklardan biri. Gazetende mi? Yani sen söylüyorsun. Burada büyük oynuyoruz Teğmen. Keşke biraz daha küçük oynasanız Bay Miller. Bu diğer kaçıkların da aklına bir şeyler getirir. Teoriniz bu mu Teğmen? Bir kaçık mı? Evet, teorim bu. Bir psikopat, bir aptal ya da bir keş. Sokaklara polis avına çıkmış. Reardon ve Foster bir takımdı. Birlikte tutuklanan tüm adamları kontrol ettiler. Hepsi temiz çıktı. Reardon'un karısı Bill'in hiçbir düşmanı olmadığını söyledi. Foster'ın annesi de Dave'in hiçbir düşmanı olmadığını söyledi. Bir çete çocuğu olabilir. Ot çekmiştir mesela. Kendini polisleri bile öldürebilecek gerçekten büyük bir adam olarak görüyordur. Çünkü son günlerde kanunlara saygılılar. Şu Grover'lar bile son günlerde sorun çıkarmıyor. Polis öldürüp başlarını boş yere derde sokmak istemezler. Sağ ol Teğmen. Çok yardımcı oldun. Merhaba Steve. Merhaba Hank. Seninle konuşmak istiyorum Steve. Hank, Teğmen'den uzak dursan iyi edersin. Şu anda eli çok dolu. Adamın işi bu. Senin de işin var, benim de işim var. Seninle konuşmak istiyorum. Tamam ama başka zaman, tamam mı? Şu anda çok işim var. Boğazıma kadar işe boğulmuş haldeyim. Sen ne zaman istersen Steve. Evet konuşuruz. Zaman bulunca seni ararım. Merhaba Hank. Merhaba Mike. Geriye sadece bu kaldı. Reed'in ve Foster'ın yaptığı tüm tutuklamalar içinde geriye sadece bu kaldı. Oliver Flanagan ve Louis Ortiz. Tamam, sen Flanagan'ı al. Ben de Ortiz'i alayım, onu hatırlıyorum. Keşin teki. Biliyorum. Bu bizim teminin teorisine çok uygun olur. Belki. Başka ne var? Danny Gimp aradı. Onu aradığımı biliyordu. Zor birini seçmişsin evlat, neden? Sen evli bir adamsın, unuttun mu? Ayrıca biraz bitkin görünüyorsun. Neden eve gidip uzanmıyorsun? Biliyor musun, bence bu çok iyi bir fikir. Çok özür dilerim dedektif. Sıcak ha dedektif? İnanılmaz. İstediğim şeyi buldun mu Deni? Evet. Onu neden arıyorsun? Polisi Rome öldürdü. Polis falan öldürmüş olamaz. Louis yapmaz. 3 yıl hapiste yattıktan sonra yeni çıktı. Çıkalı 1 ay olmuş. Evet. Geri dönmeye de niyeti yok. Belki de onu içeri atanlardan intikam almak istedi. Ya hayır müfettiş. Louis'nin ilgilendiği tek şey sadece güzel ve kolay bir kadındır. Ama çoğunlukla sıradan işler işte. Kolay olanlar. Nerede olduğunu biliyor musun? Elbette nerede olduğunu biliyorum. Tamam konuş öyleyse. Mama Lucy'nin yerinde kalıyor. Çekiyor mu?
Mama Lucy hayır diyor. Tamam Deni, teşekkür ederim. Hepsi bu mu? Sadece teşekkür ederim mi? Jenny'nin bar ve lokantasında seni $20 bekliyor. Arayıp sana vermesini söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Sana minnettarım dedektif. Merhaba Jenny, benim Karelli. Deni Gimpe benim için $20 ver, olur mu? Teşekkür ederim. Hey Clink. Evet. Benimle Mama Lucy'nin yerine gelir misin? Tabii. Bunu sen hallet. Hadi acele et. Oraya hiç gittin mi? Hayır ama adını duydum. Çok ünlü bir yermiş. Ha, pek sayılmaz. Bilirsin üstte otel var, aşağısı bar. Barın arkasında şişko kadınlar. Barın önünde de ince güzel kadınlar. Her şey kurallara uygun. Yasa dışı hiçbir şey yok. Mama Lucy'nin barı. Yemek, dans, eğlence. Mama Lucy. Steve, seni burada görmeyeli uzun zaman oldu. Ne zaman evleniyorsun? Evleneceğimi de kimse. Ben duyarım bir sevgilin olduğunu biliyorum. Yakında evleneceğin de içime doğuyor. Ben hiçbir zaman yanılmam. Senin kalbinde benim gibi aynasızlar içinde yer var, öyle mi? Evet elbette. Steve, seni o kadar özlemişim ki. Hey, bu arkadaşıma da bir öpücük vermeye ne dersin? Fazla genç. Fazla genç mi? Hiçbir zaman fazla genç olmadım. Sen benim için fazla toysun. Ben tecrübeli erkeklerden hoşlanırım. Ne içiyorsunuz? İçki. Konuşacak güzel ve iyi Hayır. bir kız. Hayır. Konuşacak iyi bir adam. Konuşacak adam mı? Louis Ortiz adında bir adam. Yukarıdaymış. Yukarıda değil mi? Evet yukarıda ama sorun çıkaran biri değildir. Bana hiçbir zaman sorun çıkarmadı. Ben sana hiç sorun çıkardım mı? Hayır. Tamam öyleyse nerede? 2C. Arkada gelin. Gel. Güzel yer. Harika. Ne istiyorsunuz? Sizin Mama Lucy istiyor. Ne oluyor? Bu da ne demek böyle? Kız berbat kokuyor, cam açın. Bu saçmalığın ne olduğunu açıklamayacak mısınız? İşte o saçmalık bu bayan. Ah hayır polisler, yine ne yaptı? Burası da kokuyor. Aç şu pencereyi. Elbiselerini kontrol et ve bavulu da aç. Hey, ne oluyor? Pantolonu mu ver? Bir şey bulabildin mi? Burada bir şey yok. Hey, silahın var mı? Hayır, hayır. Silahım yok, silahım yok. Silahım yok, hayır yok. Adı ne? Ben Ortiz'im, Ortiz'im. Louis Ortiz mi? Evet, evet. Ben Louis Ortiz'im. Bu adam ne zamandır burada? 4 gündür. 4 gün mü? Bundan emin misin? Hiç kimse benim kadar emin olamaz. Ben bu Ayyaş'ın karısıyım. Aa evet evet. Bu Ayyaş'la evliymiş. Hadi bu tavuk kümesinde fazla durmayalım. Şimdi bir içki iyi gider işte. Hadi gel. Oturabilir miyim? Kaybolun bayım. Böyle bir salonda içki içecek kadar büyük müsün sen? Bu içki değil dostum. Bu zencefilli gazoz. Daha sert bir şeyler ister misin? Ayarlayabilirim. Rom ve kola olsun. Ne alacaksınız Bay Miller? Bana bir buzlu viski ve arkadaşım için de rom ve kola. Hemen geliyorum. Adım Miller. Evet duydum. Peki benden ne istiyorsun? Hiç, sadece konuşmak. Ne hakkında? Birkaç şey. Bana bak, neden gidip bir başkasına rom ve kola ısmarlamıyorsun he? Adın ne evlat? Bana evlat demeyi kes. Benim adım Rip. Yani gerçek adım. Bundan sana ne? Ben bir gazeteciyim. Bir habercisin demek.
Peki benden istediğin nedir? Ben sadece biraz konuşmak istiyorum Rip. Ne hakkında? Belki çeten hakkında. Ben çeteye falan üye değilim haberci çocuk. Groverler? Bu bir çete falan değil gazeteci. Orası bir kulüptür. Anladın mı? Bir sosyete kulübü. Peki sizin bu sosyete kulübünüzün gazetede reklamının çıkmasına ne dersin bakalım? Şehirdeki hiçbir sosyete kulübü bu şekilde tam sayfa haber olmadı. Ya, haber kimin ihtiyacı var ki? Groverları duymayan varsa sebebi sağır olması olmalı. Sana neden Rip diyorlar? Çünkü çok iyi bıçak kullanırım. Yani sen gerçekten bıçak mı kullanıyorsun? Hey dostum, şaka mı ediyorsun? Bu mahallede bıçak ya da bir silah taşımazsan ölürsün. Bu neredeyse kesin dostum. Nasıl bir silah? Bir tabanca. Siz Grover'larda bu silahlardan çok fazla olmalı. Yeterince. Ne tür? Her tür. Adını söyle. Bizde bulunur. 45'likler. Bundan sana ne? 45'likler iyi tabancalardır. Evet. Çok iyidir dostum. Büyük. Ama bunları kendiniz kullanıyor olamazsınız. Siz daha çocuksunuz. Çocuk ha? Bak dostum, bizim çocuk olduğumuzu sanıyorsan gidip Grover'lara bulaş. O zaman ne olduğumuzu anlarsın. Peki ya polisler? Hayır, polise sorun çıkmasını istemiyoruz. Bizi rahat bıraktıkları sürece onlardan uzak duruyoruz. Son günlerde sizi rahatsız etmiyorlar. Hayır. Bizim polislerle bir anlaşmamız var. Onlar bizi rahatsız etmez. Biz de onları rahatsız etmeyiz. Yani hiç sorun çıkmadı, öyle mi? Hey dostum, hayır. Çok şey bildiğini sanıyorsun, öyle değil mi? Yani sen şu gerçek baş belalarından birisin, öyle değil mi? Dur biraz, yardımcı olmak istiyorum. Tabii, eminim öyledir. Sana bir içki daha ısmarlayayım. Hayır dostum, ben başka içki istemiyorum. Ben hiçbir şey istemiyorum. Bir içkiye ne dersin? Hayır, içmesem iyi olacak. Hadi git, ben çalışıyorum. Sen git eğlenmene bak. Tamam. Hey Clink. Evet. Arabayı alıp sonra eve gideceğim. Belki de yeni bir şeyler çıkmıştır. Belki Mike Flanagan'dan bizim Louis Ortiz'den öğrendiğimizden fazlasını öğrenmiştir. Sonra konuşuruz. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Tamam. Alice. ...87. bölge, ben dedektif Havland. Merhaba, ben Mike McGuire. Corelli orada mı? Hayır, henüz geri dönmedi. Bak, ona Flanagan konusunda bir şey çıkmadığını söyledi. Tanıkları onu doğruluyor. Yanık yüzünden hastanede yatıyor. Ne demek neresi yanmış? Bak, ben şimdi yatacağım. Beklersen sana bir ninni okur. Evet, teşekkür ederim. Aha, işe bakın, kim dönmüş? Neredeydin sen? Çok sıcak. Bunaltıcı. Evet, neredeydin? Neden bir bira içmiyorsun? Teşekkür ederim, sanırım içeceğim. Neredeydin? Alışverişte. Bana hediye aldın mı? Ne istersin, silah filan mı? Bir kez olsa sen bana hediye almaya ne dersin? Ah, çok sıcak. Ne aldın? Kıyafet. Aldığım bir şeyi aklını başından alacak. Bir mayo. Ah, ama inan bana, mükemmel bir mayo. Bir mayo öyle mi? Tamam, hadi aklımı başımdan al. Hayır, seni tanıyorum. Yine başlayacaksın. Kes şunu, tamam. Hadi bana biraz mankenlik yap. Usta olacak mısın? Hey. Şimdi içeri git ve bana o mayo içinde mükemmel bir kadın göster. Bu bir bikini mi?
sen giyemez. Bazı insanlar giyerler ama sen isyan başlatırsın. Bikini değil ama yine de aklını kaçıracaksın. Tamam, işte şimdiden delirmeye başladım. Evet. Wow. Beğendin mi? Çok güzel. Ben çıkıyorum, tamam mı? Aa, özür dilerim. Evet. Ben Willis. Clink az önce vuruldu. Clink mi vuruldu? Scuzzi'nin önünde bir kavga çıkmış. Hemen gelsin, iyi olur. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Doğru adam konuşana kadar hepiniz burada kalacaksınız. Şimdi siz serserilerden hangisi polisi vurdu? Yerine geri dön. Hey, çek ellerini. Belki de bütün şehir polis avlama sezonu olduğunu düşünüyor. Tamam sizi genç serseriler. Sizin istediğiniz gibi olsun ama bakalım polis vurdukları duyulduğunda Grover'lardan geriye kimse kalacak mı? Biz polis falan vurmadık. Elbette kendini vurdu, öyle mi? Sence biz deli miyiz? Bir polis vuracağız ha? Bu bir devriyeydi, dedektif değildi. Üstünde takım elbise vardı. Devriyeler görevde değilken çıplak dolaşmazlar. Onlar da takım elbise giyer. Bak biz polis falan vurmadık. Ama biri o polisi vurdu ve ben kimin yaptığını öğrenmeye kararlıyım. Kesin artık şunu. Sözcünüz kim? Ben konuşurum. Adın ne? Mamzer. Gerçek adın ne? Joe Sanchez. Tamam. Ne oldu? Küçük bir kavga çıkmıştı. Neden? Biri bize haber verdi. Ne haberi? Dışarıda bir casus var dediler. Bundan benim haberim yok. Casusmuş. Kavgayı başlatan ne? Hayır, bak babalık. Bana bir daha babalık dersen ağzındaki tüm dişleri dökerim. Tamam, ne istiyorsun? Öğrenmek istediğin ne? Polise neden saldırdınız? Polis mi? Polise kim saldırmış? Joe. Bu şekilde oyun oynamaya devam edersen Grover'lar yakında hapishane içindeki bir sosyete kulübü haline gelecekler. Beni anladın mı? Bak bir hataydı. Polis olduğunu bilmiyorduk. En başından başla. Size hiç sorun çıkardık mı? Hayır. Ve beladan uzak duruyorduk değil mi? Bu kadar geliş yeter. Bugün barda adamın biri sorular sormaya başlamış. Üyelerimizden birini yakalamış ve onu sıkıştırmaya başlamış. Hangi üye? Unuttum. Adam kim? Ne adamı? Sorular soran. Bir gazeteciymiş. Öyle söylemiş. Ne? Adının Miller olduğunu söylemiş. Tanıyor musunuz? Tanıyorum. Elimizde kaç silah olduğu gibi sorular sormaya başlamış. 45'liğimiz var mıymış? Polisten hoşlanıyor muymuşuz? Bu tür şeyler. Ve üyemiz hemen anlamış. Bu adamın öldürülen iki polisin suçunu Grover'ların üzerine atmaya çalıştığını anlamış. Gazeteye böyle şeyler yazarsa bu iyi olmaz. Ve o adama kalsa bizi hedef olarak gösterecek. Bu yüzden adamımız bize bunu haber verdi. Biz de gidip bu saçmalıkları yazmadan önce gazeteciyi korkutmak istedik. Bara gittik ve önünde dağılıp beklemeye başladık. Dışarı çıktı ve üstüne atladık. Ama bize silah çekti. Bu yüzden çocuklardan biri onu vurdu. Bu nefsi müdafaaydı. Kim? Bunu hangi çocuk yaptı? Sadece çocuklardan biri.
Onu Miller olduğunu düşünerek mi vurdu? Elbette. Bu adamın Miller olmadığını nasıl anlayabilirdik? Polis olduğunu ve Miller olmadığını nereden bilebilirdik ha? Adamın tarifi tıpatıp uyuyordu. Uzun, sarışın, açık renk takım, kravatsız. Ceketin yakaları geniş ve koyu kahverengi renkte bir şapka. Yani yanlış adamı vurmuş olduk. Silahı kim ateşledi? Miller'ın konuştuğu çete üyesi kimdi? Burada mı? Sosyete kulübünüzün tüm üyelerinin bir listesine sahibiz. Bunu biliyorsun, değil mi Sanchez? Yapma, niye bunu büyütüyorsun? Bunu neden büyütüyorsun? Tamam, yanlış adamı vurduk. Ne olmuş? Sadece yanlış adamı vurduk. Bu oldu, tamam mı? Bu her zaman olur. Polislerin bile başına gelir. Bunu kabul et. Her zaman yanlış biri vurulur. Önce de olmuştur, sonra da olacaktır. Çoğu zaman yanlış adam vurulur. Beni dinle Sanchez. Hepiniz beni çok iyi dinleyin. Çeteniz son günlerde bu kadar sorun çıkarmıyordu. Bu işimize geliyordu. Belki ateş kesti. Buna ne derseniz deyin. Ama bu insanları vurduğunuzda yanınızda kalacağı anlamına gelmiyor. Siz serserilersiniz. Bence siz sadece serserisiniz. 17 yaşındaki serseri 50 yaşındaki kadar tehlikelidir. Şimdiye kadar ses çıkarma işimizin sebebi sorun çıkarmamanızdı. Evet. Bugün uslu durmayı bıraktınız. Şimdi götürün bunları. Hepsini. Tutuklayın. Öldürme amaçlı saldırı. Yürü. Değmen. Yapma. Tamam. Dışarıda bir adam sizinle konuşmak istiyor. Tamam. Adının Miller olduğunu söylüyor. Ellerini çek üzerinden. Tamam. Cehenneme kadar gidiyoruz işte. Olduğunu. Tamam. Tamam itme. Evet hayatım, bitkinim. Teşekkür ederim, çıkaracağım. Evet, açım. Evet, evet. Bugün işim bitti. İstediğin kadar kalabilirim. Yarın mı? Zor. Mike'la yüzleştirme işimiz var. Yüzleştirme görevi. Bakın, bir daireye girmişsiniz. Bunu biliyoruz. Zaten kabul ediyorsunuz. Oraya girmenizin bir sebebi olmalı. Ne diyorsunuz? Bize kızlar söyledi. Ne kızı? Birkaç kız işte. Ne dediler? İçeri girin. Neden? Hepsi bu. Hepsi ne? Eğlence olsun diye. Sadece eğlence olsun diye mi? O kapıyı neden kırdık bilmiyoruz. Ha, daireden bir şey mi alacaktınız? Belki... Kızlar bize içeride kimse yok dedi. O daireden ne almak istiyordunuz? Elbise filan, o tür şeyler. Belki birkaç dolar anlarsanız. Yani o evi soymayı planlıyordunuz, öyle mi? Evet sanırım. Dairenin dolu olduğunu anladığınız zaman ne yaptınız? Şu kadın çığlık attı. Biz de kaçtık. Sonraki dava. Dava numarası 11. William Willy Brunken. Devriye memurları Brunken'ı Dixon ve 69. caddenin köşesinde yakalamış. Sarhoş halde sokakta yürüyor, sokak lambalarına ateş ediyormuş.
Şapkanı çıkar. Konuş bakalım Willy. Arkadaşlarım Willy der. Sadece arkadaşlarım. Hadi konuş bakalım Willy. Ne hakkında konuşmamı istiyorsun? Sokak lambalarına ateş etmen hakkında Willy. Kendimde değildim. Birkaç lambaya ateş ettim. Ne olmuş? Parası neyse öderim. Ne büyük suç ama. Sizin yapacak başka silahı işiniz yok mu? Silahı nereden buldun? Kardeşim onu evime göndermişti. Kardeşin nerede? Batı Almanya. Kendisi askerdir. Ruhsatın var mı? Hayır, yok. Sadece bir hediyeydi. İnsanın kardeşi eve hediye olarak bir 45'lik gönderiyor ve herkes yoluk atmaya başlıyor. Silahına el koyduk. Şu anda laboratuvarda inceleniyor. Tamam, el koydunuz. Ne olmuş yani? Şimdi laboratuvarda ne olmuş? Tamam Bay çok bilmiş. Başka bir şey yapmamış olsan bile Sullivan kanunlarını çiğnemiş oldun. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Hayır, hayır. Ne demek olduğunu bilmiyorum Bay çok bilmiş. Ne demek peki? Öğreneceksin. Sonraki vaka. Teğmen, o adamı biraz daha sorgulamak istiyoruz. Elbette. Onu biraz daha terletmeniz hoşuma gider. 317'yi kullanabilirsiniz. Teğmen, listenizde bakılması gereken başka 45'lik var mı? 45'lik yok. Ve Willy konusunda dikkatli olun. Polis hakkındaki haberler yüzünden bu kadar kendinden emin. Elbette efendim. Koreli 87. bölge. William Branken adında birinin sokak lambalarını ateş ettiği için el konulan bir 45'liği olacaktı orada. Doğru. Cinayetlerde kullanılan silahlarla karşılaştırma yapmamız mümkün mü? Evet, burası 317. Bana ne yapmayı düşünüyorsunuz? Üçüncü derecem. Sakin ol. Sağ ayakkabını çıkar. Ne? Hadi sağ ayakkabını çıkar. Elbette hayır. Bakın elinizde hiçbir şey yok. Ben avukatımı görmek istiyorum. Sakın dokunma. Sana ayakkabıları çıkar dediklerinde ayakkabını çıkarman gerekir. Sizi şikayet edeceğim. Avukatımı görmek istiyorum, tamam mı? Sessiz ol. Bir şey olduğunuzu sanıyorsunuz değil mi? Rozetleriniz var diye. Ama rozeti çıkarırsan... John, bırak uyusun. Uyanıkken hiç çekilmiyor. Topuğuna baktım. Çivilerde eğrilik yok. Maguire 87. bölge. Merhaba Mike, ben Willis. Steve'in yanında mı? Aa evet, bizi burada bulacağını nereden biliyorsun? Ben bir dedektifim, yöntemlerim var. Çok komik bir adamsın. Ayrıca merkeze bir de itiraf aldım. Killing'i vuran çocuk. Miguel Anselmo adında bir çocuk. Ev yapımı silah kullanmış. Ripper Xavier, Miller'ın squeeze'inde konuştuğu çete üyesiymiş. Teşekkür ederim dostum, hep böyle iyi bir adam ol. Canın cehenni mi? Seninki de dostum. Kimdi o? Willis, Killing konusunda aradı. Ev yapımı silahı kullanan çocuk itiraf etmiş. Miller'ın konuştuğu çocuğu bulmuşlar. İkisini tutup diğerlerini bırakacaklar. Hey, Teddy nasıl? Çok iyi. Biliyor musun, kadınlarımızı ihmal etmeye başlamış olabiliriz. Onları dışarı çıkarmaya ne dersin? İnsan evlendikten sonra bu tür şeyleri unutuyor. Niye gülüyorsun sen? Sana da olacak. Bu hepimizin başına gelen bir şey. Dışarı çıkmak iyi bir fikir. Bu geceye ne dersin? Tamam, burada işler uzamazsa anlaştık. Corelli. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sen. Uyandığında Willy dostumuza söyle. Tek ayakkabıyla uyuması hiç de kibarca değil. Elbette efendim. Görüşürüz John. Görüşürüz. Hey primadonna. Hadi dışarı çıkıp eğleneceksek dışarı çıkıp eğlenelim. Bekle biraz, fermuarım takıldı. Yardım etmemi ister misin? Sen olmadan daha çabuk yaparım. İzin verir misin? Bu güzel esmer kadınla ben de dans edebilir miyim? Evet elbette. İzin verir misin? Teşekkür ederim. Steve. Lütfen. Evet elbette. İşte oldu. Teşekkür ederim. Dans edelim.
Hayır. Özür dilerim Kazanova ama çok yakın dans ediyorsun dostum. Hayır, çok yakın dans ediyorsun. Ben Alice konusunda kimseye güvenmem dostum. Hatta Alice'in kendisine bile güvenmem. Bakın çocuklar, eğer gideceksek hemen gidelim. Bu şekilde evde dans etmeye devam edersek sonunda geceyi bu dairede bitireceğiz. Bu konuda hakkım var tatlım. Hadi gidelim dışarı. Tanrım, Corelli bu gece kutlamaya gerçekten çok hevesli. Bu gece kutlama için özel bir sebebim var. Öyle mi? Özel mi? Ne gibi? Evleneceğim. Ne? 2 hafta sonra yıllık iznime çıkacağım. Teddy ile de o zaman evleneceğiz. Siz benim arkadaşlarımsınız. İlk kez size söylüyorum. Siz ikiniz gerçekten evlenecek misiniz? Steve, bu harika. Harika, harika. Çok sevindim. Teşekkür ederim. Birlikte hapishaneye hoş geldin akılsız arkadaşım. Evet. Ve gelini öpen ilk kişi ben olacağım. Herkesten önce. Tamam, hadi dışarı çıkıp kutlayalım. Gidelim hadi, daha ne bekliyoruz hadi. Bu gece her şey benden olacak dostum. Hadi gidelim hadi. Şimdi bak, senin için birkaç tavsiyem olacak. Tavsiye evet, mi? Kesinlikle. Hadi bakalım gidelim. Hadi gidelim. Bu arada şu hikayeyi duydun mu bilmiyorum. 1 hafta. 7 gün ve 7 gece. Hiç. Oysa her yerde ekibimle gurur duyduğumu söylerdim. Şehrin altını üstüne getirdik efendim. Ama o polis katilini hala bulamadık değil mi? Elimizde ateş etmeyi bilen bir katilimiz var. Ve o gazeteci haberlerini 1. sayfadan yayınlamaya devam ediyor. Ben onları susturmasını bilirim Teğmen. İzin verin yeter. Bu konuda emir veremem. Zaten 1. sayfa haberi. 1. sayfa haberi olmak zorunda. Adamlarımızdan 2'si görevi başında vurulup bu dünyadan alındı. O polis katilini bulamayacak olursak... ben istifamı vereceğim. Belki de artık yaşlanıyorumdur. Hepsi bu kadar çocuklar. Teğmen'i hiç böyle görmemiştim. Onu suçlayabilir misin? Sevgilini görmeye mi gidiyorsun? İtirazın mı var? Sakin ol evlat. Hepimizin bir evi var. Ona sevgilerimi ilet. Özür dilerim. Cehenneme git. Evet, beraber gideriz. Başka ne yapabiliriz ki? Herkesi sorguya çektik. Teğmen'in ne dediğini duydun. Karşımızda bir psikopat var. Bir psikopat. Bir psikopatın etrafta dolaşıp kendini ele vermesini bekleyemezsin. Evet, tamam peki. Bizim bu geniş ve büyük harika şehrimizin bir yerinde kaçık bir adam evinde masasına oturmuş ve 45'liğini yağlıyor. Ava çıkmaya hazırlanıyor. Ve kaçık beyni polis öldürmek istiyor. Polis. Çakman var mı? Evet, elbette sanırım. Merhaba çocuklar. Merhaba. Bakıyorum yeni üniformanı giymişsin. Ucuz atlattım. Şansın varmış değil mi? Evet, 4 ayak üstüne düştüm. Maguire için aynı olmadı değil mi Clink? Arkadaşın Maguire çok zeki bir polisti. Teğmen, isterseniz bunu normal bir polis öldürülmüş gibi yapalım. Kişiselleştirmeyelim olur mu? Tamam. 4 yara. 3'ü göğsünde, 1'i başının arkasında. Herhalde bitmeden önce işinin biteceğini anlamıştı. Ama yine de çabalamış ve bize pek çok bilgi sağlamış. Ne yapmış? Tırnaklarıyla saldırganın yüzünü çizmiş. Yani? Artık kanı var. Nereden aldınız? Maguire'ın tırnaklarından aldığımız deri örneklerinden adamın beyaz olduğunu biliyoruz. Temiz tıraşlı, koyu derili. Kıl örneklerinden bazıları sakaldan geldiğini gösteriyor. Çünkü 3 köşeli ve konkav yanları var. Gelip bakın. Hadi bakın. Adam bir tamirci. İyi para alıyormuş. Nereden biliyorsun? Kıllardan bazılarında pahalı bir briyantin markası buldum. Üstü metal tozuyla kaplıydı. Bu briyantin markasının kutusu $2. Öyle mi? 50 yaşından büyük değil.
Şu listeye bir bakın. Saçın çapı 0.071. Şimdi bir saniye. Bu kalıplara bakıp kontrol edebiliriz. Evet efendim, ama bu bize sadece yetişkin olduğunu gösterir. Ama kabukta pigmentasyon izleri taşıyan canlı bir kök vardı. Kalın, kaba saçlar. 50 yaşlarında. Ayrıca saçını kısa süre önce kestirmiş. Çünkü renginde grileşme, kıvırcıklar ve şişkinlikler var. Kesilen saçın yerinden uzamaya başlaması 48 saat sürer. Yani çok önce kestirmiş olamaz. Başka bir şey var mı? 1.82 boyundaymış. Kaldırımdaki kan damlaları onu çok hızlı hareket ettiğini gösteriyor. Şimdi... Yaklaşık 1 metre 82 santimden düşen kan damlası analizi işte burada. Kan damlası grafiklerimiz bunu ispatlıyor. İşte tam olarak burada. Vay canına. Ama hızlı hareket ettiği için yarasının yüzeysel olduğunu düşünüyorum. Neresinden vurulduğunu anlayabiliyor musun? Polis duvardan bir kurşun çıkardı. Bu yüzden ya omzunu deldi geçti ya da sadece sıyırdı. Doktora gidecek kadar kötü yaralanmış olamaz mı? Muhtemelen hayır. Sıradan bir antiseptik bu yara için yeterli olur. Pekala. Sağ ol Teğmen. Teşekkürler. Bana teşekkür etmeyin. Ne? Maguire'a teşekkür edin. Evet. Gidip konuşun. Gidin yanlarında oturun. Adamın doktora ihtiyacı varsa ve bir doktora giderse doktor onu ihbar eder. Elbette bu doktorun yasal çalışması durumuna geçerli. Yasal çalışmıyorsa onu ihbar etmez, öyle değil mi? Ne dersin Steve? Alice'in burada olacağını sanıyordum. Beklemekten yoruldu mu? Onu suçlayamam, işim çok uzadı. Evine mi gitti? Benimle orada buluşmak istediğini mi söyledi? Tamam, önce bir içki alabilir miyim? Tamam, onu merak etme. Teşekkür ederim. Dava beni delirtmek üzere. Aklımı kaçırıyorum. Reardon ve Foster ortaktı. Belki tutukladıkları kaçık bir suçlu yaptı. Peki ya Mike? Mike'ın Reardon ya da Foster'la bir bağlantısı yoktu. Hiç olmadı. Adamın bir psikopat olduğu söyleniyor. Polislerden nefret eden bir deli. Ya öyle değilse? Belki bir ilişkisi vardır. Belki üç arasında bir tür bağlantı olmuştur. Evet, biliyorum. Alice'i görmem gerek. Orada ne yapıyorsunuz? Size ne yapıyorsunuz diye sordum. Elimizden geleni yapıyoruz. Yaptığımız şey bu. Uyanık olduğumuz her saniye bu olayı çözmek için çalışıyoruz. Hem de hepimiz. Sakin ol Steve. Tamam, sakinim. İçki istemediğinden emin misin? Hayır, içki istemiyorum. Sağ ol. Bugün bu ilk değil. Evet, buna hakkım var. Sana küçük bir sır vereceğim. Biraz sarhoşum. Bunun bir zararı olmaz. Ne de olsa... Böyle bir şey nasıl bir duygu? Böyle bir ne? En iyi arkadaşının ölümünü soruşturmak. Bu zor bir durum. Ama biliyor musun Alice, sen çok iyi dayanıyorsun. Mecbur mu? Dayanamazsam parçalara ayrılırım. Bir saniye için bile kendimi bırakacak olursam dağılırım. Öldü Steve. Artık yok. Evet. Belki de şu içkiyi almalıyım.
sıcak. İşin başından ayrılmak istemiyorum. Her an bir şey çıkabilir. Hakkında ne biliyorsunuz? Sen de bizim bildiklerimizi biliyorsun. Doktorlardan bir haber çıktı mı? Doktora gitmedi sanırım. Onu öldürmesi gerekirdi. Hayır, teori yok. Fikir yok. Sende var mı? Bir polis düşmanı. Aklını kaçırmış lanet olası sapkın bir deli. Öyleyse herkesle aynı fikirdesin. Sen farklı mı düşünüyorsun? Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Alice, Michael Reardon ya da Foster ya da ikisiyle bir işi oldu mu hiç? Ne demek istiyorsun? İkisi de aynı polis merkezinde çalışıyordu, öyle değil mi? Demek istediğim özel hayatlarında. Bilirsin, görev dışında. Hayır. İçki içmeye geldikleri olur muydu? Sohbet etmeye? Hayır, işte bunun olmadığından eminim. Yani en azından burada. Ne demeye çalışıyorsun Steve? Bilmiyorum. Aklımdan geçen bazı çok delice fikirler var sadece. Ne gibi? Eğer mantıklı şeyler değilse bundan bahsetmeye de gerek yok. Ama bir şey çıkarsa sana haber veririm. O zaman bir şey öğrendiğinde bana da haber verir misin? Evet. Bundan emin olabilirsin. Merhaba Steve. Merhaba. Birini mi bekliyoruz? Aslında bakarsan seni bekliyordum. Bugünkü işim bitti dostum. Steve, yakında evleneceğini duydum dostum. Demek haber duyuldu. Gazetecinin her şeyden haberi çeşit oldu. Çeşit çeşit gazeteciler var. İçlerinden biri de serseri çocuklarla sorun çıkaran kaçık bir elimden çocuk. Geleni yapıyordum. Yanlış insanlardan şüphelendim ama iyi bir amaçla. Elbette. Bu yüzden çaylak bir polis kendini vurulmuş olarak buldu. Öldürmek istedikleri kişi bendim Steve. Belki de öyle olması gerekirdi. Tamam, belki de öyle olmam gerekirdi. Öyle demek istemedim. Demek istesem bile önemli değil. Ne olmuş hata yaptıysam, ama beni denediğim için suçlayamazsın. Neden bir kez olsun polislik yerine gazetecilik yapmayı denemiyorsun? Şu anda yapmaya çalıştığım şey de bu. Pekala, söyle, ne istiyorsun? İçki ısmarlamak. Tamam dostum, bir müşterin oldu. Belki de fazla iyi bir müşteri. Bütün gece içecek havadayım. Beni nereye götüreceksin? Mama Lucy'ye ne dersin? Mama Lucy'nin yerine mi? Hala bir bekar olduğuma göre gidelim. Sessiz bir masa istersem delilik mi yapmış olurum sence? Sen zaten deli bir adamsın. Buraya gelirken yolda birkaç kadeh içtim sadece. Elbette, size içecek bir şeyler buluruz. Hadi çocuklar. Arkadaşım için masaların en iyisi. Arkadaşım için viski ve su. Su yanında olsun. Ben de gin tonik tamam. istiyorum. Şunu duble yapalım. Sana bir şey söyleyeceğim Steve. Sana saygı duyuyorum. Bana mı? Niye? Yine şu evlilik konusuna dönmem gerekecek. Duyduğuma göre o bir... Nasıl desem be? Özürlüymüş. Evet, ne olmuş? Hiçbir şey, sadece... Bu senin çok iyi bir adam olduğunu gösteriyor. Beni soylu biriymiş gibi göstermeye çalışma. Kız duymuyor ve konuşamıyor. Ne olmuş? Bana soracak olursan hem duyabiliyor hem de konuşabiliyor. Bize nasıl derler, iletişim kurabiliyoruz. Biz her konuda birbirimizi anlayabiliyoruz. Onu seviyorum. O da beni seviyor. Nokta. Bu yüzden sakın beni kahraman yapmaya kalkma. Kahraman olmayabilirsin. Ama iyi bir adamsın. İltifatlarla bir yere varamazsın. Adı ne? Teddy. Theodora Franklin. Nerede yaşıyor? Neden? Ona bir hediye göndermek istiyorum. Hepsi bu. Riverhead 119 numara. Merhaba yakışıklı. Merhaba. Arkadaşa ihtiyacım var. Ay yakışıklı. Kaybol, tamam mı?
Ne düşünüyorsun Steve? Hangi konuda? Reardon, Foster ve Maguire konusunda. Bilmiyorum. Belki bir teorim vardır. Bence herkesin teorisi aynı. Sokaklarda bir polis düşmanı var. Belki başka bir teorim vardır. Öyle mi? Hayır. Teori değil. Bir fikir. Söylesene. Bak, bunu asla yayınlamayacaksın. Tamam, söylediklerin yayınlanmayacak. Hayır, ben ciddiyim. Çünkü halk çenesi düşük polislerden hoşlanmaz. Dedim ya, yayınlanmayacak. Burada sadece bir fikirden bahsediyoruz, tamam mı? Peki sen bu fikrini üstlerinden birine açıkladın mı? Ne yani, Teğmen Burns'e mi? Evet, onu kastetmiştim. Teğmen Burns gibi bir adamı böyle bir fikri iyice araştırıp emin olmadan götüremezsin dostum. Eğer bir şey çıkacak olursa işte o zaman götürüp onun önüne de koyarsın. Yani sen onunla hiç bu konuyu konuşmadın öyle mi? Bahsetmiş olabilirim. Teddy'ye. Baksana güzelim, bize bir içki daha getir olur mu? Sen Corelli, zamanın olduğunda yanıma gel. Akşam baskısını okudun mu? Akşam baskısını akşam olana kadar okumam efendim. Ama bu akşam baskısını şimdi okuyacaksın. Söyle bakalım, Staten adasında üniformalı bir devriye olmak istiyor musun? Hayır efendim. Hayır efendim mi? Birdenbire hayır efendim mi? Polis üstlerine meydan okudu. Yoksa aklını kaçırmaya mı başladı? Hatta fotoğraf için poz bile vermişsin. Hayır, bunu gazetenin arşivinden almış olmalı. Bu geçen ayki polis pikniğinde çekilen fotoğraflardan biri. Öyleyse bu da bu ayki polis pikniği olacak. Haberi oku Corelli. Sesli okumanı istiyorum. Ve her kelimesini içine sindirmeye çalış. Dün gece dedektif Steve Corelli ile gidip bir masada karşılıklı oturduk. Ve onunla cinayetleri konuştuk. Sanırım o üç polisi kimin vurduğu ile ilgili bir fikrim var dedi Corelli. Ama bu öyle üstlerinize götürebileceğiniz bir fikir değil. Lanet olası serseri. Belki de gidip kendi polis merkezini kurmak istersin. Bu büyük bir hataydı Corelli. Senin zeki biri olduğunu sanıyordum. O gazeteci için çok kolay bir av olmuşsun. Belki bunun çok iyi bir yem olacağını düşündün. Ama nasıl Teddy'yi de buna bulaştıracak kadar aptal olabilirsin? İsim, adres, fotoğraf. O adama iki yem vermiş oldun. Nereye gidiyorsun? Nereye gittiğimi sanıyorsun? Zili çalıyorsun ama açan kimse yok. Kapıyı zorluyorsun ve önünde hemen açılıyor. Benim adım Mercer, seninki ne? Sevgilini mi bekliyordun? Hadi konuş bakalım. Sana zarar vermeyeceğim. Şimdilik. Sen konuşamıyorsun öyle mi? Yani sen bir dilsiz misin? Sağır bir dilsizsin. Ama dudak okuyabiliyorsun değil mi? Şu zeki polisin kendine nasıl bir şey bulduğuna bakın.
Güzelsin de bunu söylemeliyim. Hatta muhteşemsin diyebilirim. Bambaşka bir şeysin. Ne zaman gelecek? Sevgilin ne zaman gelecek? Ne zaman gelecek dedim. 5-6 ay. O civarda geliyor ha? Öyleyse biraz zamanımız var değil mi? Yoksa sen yeni mi duş aldın? Duş insanı temiz ve güzel yapıyor değil mi? Temiz ve güzel olmak gibisi yok. Sana benden söz etti mi? Elbette söz edemez. Yalan söylemek işe yaramaz küçük bayan, üzgünüm. Tıpkı eskiden söylediğimiz şu şarkı gibi, olacağı varsa olur. Seni öldüreceğim. Biliyor musun? Dilsiz olman benim için büyük bir şans. Çığlık bile atamıyoruz. Önce seni öldüreceğim. Sonra sıra sevgiline gelecek. Geride kanıt kalmamış olacak. Ama henüz bunlar için çok zamanımız var değil mi küçük bebek? Ve şimdi zamanımız çok değerli. Belki seni öldürmeden önce biraz öpebilirim. Look, I ain't so hard to take. Besides, beggars can't be choosers. And right now you're a beggar. How about a cold beer? Get me one. Get yourself one. Go on. Go on. Go on. Seviyorsun, öyle değil mi? Onun için cinayet işlersin. Yani mecbur kalsan. Önemli değil. Bana bu şekilde bakmayı kes. Gerçekten çok güzelsin. Artık şu öpücüğü vermeye ne dersin? Bir tek parmağını bile kımıldatırsam seni cehennemin en derin çukuruna gönderirim. Bir tek parmağını bile kımıldatırsam beynini odanın her yerine dağıtırım, anladın mı? Böyle olmasını mı istiyorsun ha? Öyleyse tamam, konuş. Tamam, konuşacağım. Konuşacağım, bırak beni. İkimiz bırak beni. Beni anladın mı? Şimdi ya konuşursun ya da evet. Riddon sadece bir hataydı. Benim yaptığım hata. Her şeyi ben mahvettim. Senin hatan mı? Aslında Maguire pişti. Lanet olası! O çete üyesi çocukların lideri Joe Sanchez'in dediği gibi çoğu zaman yanlış adam vurulur. Daha önce de olmuştur. Gelecekte de olacaktır. Çoğu zaman yanlış adam vurulur. Hadi konuş şimdi. Konuş! Foster'ı da mı Maguire sandın? Söyle! Hayır, onu bilerek yaptım. Bu korunmak içindi. Korunmak için mi? Maguire'ın peşinde. Ama hata yaptığımı biliyordum. O yüzden kendimi ortalığı iyice karıştır dedim. 3 polis olacak. Üst üste 3 polis. O zaman bir psikopattan şüphelenecektiniz. Gerçek bir polis katili. O zaman kimsenin aklına benden şüphelenmek gelmeyecekti. Hiç kimse asıl hedefimin Maguire olduğunu anlamayacaktı. Hayır, bu benim fikrim. Bu benim fikrim değildi. Kim? Onun fikri. İlk seferde hata yaptıktan sonra devam edin. Kim dedin? İsteyen o oldu.
Seni kim dedi? Beni o zorladı. Beni o kim? Zorladı. Beni o zorladı. Kim? Beni buna o zorladı. Kim? Bırak. Bırak söyle. O kadın. Kim? O kadın yaptı. O kadın. Kim? O kadın. Kurtulmak istiyordum. Boşanmak istiyordum ama beni bırakmıyordu. Boşanmak istediğimi biliyordu ama bir türlü beni bırakmıyordu. Bu yüzden ben de ondan kurtuldum. Polislerden nefret eden birini arıyordunuz. İşte birini buldunuz. Bir polisle bunu bilecek kadar uzun yaşadım. Hayvanlar, insan avcıları, asıl nefret edenler sizlersiniz. Lanet olası işe yaramaz kokuşmuş kabadayılar. Pekala. Bana bir avukat çağırın. Bakalım bacaklarım jüri üyelerini ne kadar etkileyecek. Götürün şu kadını buradan. Yürü bakalım. Yavaş ol. Dışarı. Heh. 87. bölge Koreli konuşuyor. Tamam hemen geliyorum. Bir saniye bekle. Adın ne? Adın. Madri mi? Madri ne? Sloan. Söyle o ne mi? Tamam bir saniye bekle. Nerede yaşıyorsun? Neredesin? Doğu mu batı mı? Doğu mu? Tamam ne oldu? Adamı tanıyor musun? Tamam. Tamam bekle hemen geliyoruz tamam mı? Olduğun yerde kal. Übelis çabuk ol. Nehir kıyısında kanlar içinde yatan bir adam varmış.